Gündem Özel'e bu açıklamayla başladık. Tarihler 8 Temmuz 2018'i gösterdiğinde 25 can gitti, 300'ü aşkın yaralı. Çorlu tren faciası. Bugün Çorlu tren faciasının yine konuşulmayanlarını, gizlenmek istenen gerçeklerini konuşmak için süreci çok yakından takip eden gazeteci, meslek büyüğümüz Mustafa Hoş stüdyo konuğumuz. Mustafa Hoş, hoş geldin. Merhaba. Çorlu tren faciası dedik, ailelerin açıklamalarıyla başladık. Ancak tek söyledikleri bu değildi. Ankara'ya bir de sloganlar eşliğinde seslendiler. Bir de ona kulak verelim. Adalet istiyoruz, duy sesimizi Ankara. Bunlar Çorlu ailelerinin, Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin aileleri. Seslerini böyle duyurmaya çalıştılar bu yürüyüşle birlikte. Mustafa Hoş, süreci yakından takip etti, yürüyüşü takip etti. Oradaydı. Hem ailelerle sürecin en başından beri, o tren faciasının başından beri yakından kontakta bulunan gazetecilerden biriydi. Ve süreci bu denli takibi sırasında da iki defa stüdyo konuğumuz olmuştu. Bugün yine Çorlu tren faciasını konuşacağız. Mustafa Hoş, oradaydınız. Bu soru nasıl sorulur bilmiyorum ama nasıldı orada durumlar? Önce bu konuşmayla başladı. Zeliha Hanım'ın kızı Bihter Bilgin orada kaybedip iki tane kardeşini ve yeğenini kaybetmiş birisiydi. Tabii konuşmalar şey tabii o kadar içten, o kadar gerçekçi ki hani başka bir söze gerek bırakmıyor onu. Bu konuşmaların o acıyı tarif edecek en iyi kendileri anlatıyor ve kendileri söylüyorlar. Orada durum şu. Yani niye insanlar sokakta ve niye yürümek zorunda kaldı? Asıl bu önemli olan. Bu tarafı daha çok önemli ve aslında bu başından beri, 8 Temmuz'dan beri büyük bir gaddarlık ve hoyratlığın olduğu bir facia bu. Eşi benzeri de görülmemiş. Birazdan anlatırız, konuşuruz. Orada yürüyüşte gelip insanların anlattığı öykülere baktığınızda ya da dinlediğinizde hakikaten dayanmak çok kolay değil. Hatta siz şöyle bir şey yazmıştınız sosyal medyada. Süreci bu kadar yakın takip etmeme rağmen, bu kadar içinde olmama rağmen her seferinde ayrı bir sarsıcı durumla karşılaşıyorum. Öyle çünkü ben ya bu kadar niye insandan uzaklaşılır'a anlamıyorum. Anlamakta zorlanıyorum. Yani tamam bir sürü şey yaşıyoruz. Üst üste o kadar çok şey yaşanıyor ki işte daha dün Kartal'da çöken bina. Aslında hepsi birbirine benziyor. Şule Çet davası da bir benziyor. Yani ne alakası var? Birisi işte Gökdelen'den tecavüz edilip atılmış bir genç kızın davasıyla, çöken bir binayla, Çorlu'yla, Aladağ'yla, Ensar'la bunların nasıl bir ilgisi var diyorsanız şöyle bir ilgisi var. Denetimsizlik, ihmalkarlık insanın hayatlarına mal oluyor bu açık. Ama bir taraftan da bir öyle kötülük öyle bir şekilde yayılıyor ki hiçbir yerde durmuyor. Yani bu Şule Çet'te karşınıza çıkıyor. Bu Kartal'da çöken binada karşımıza çıkıyor. Aladağ'da çıkıyor, Soma'da çıkıyor, Ensar'da çıkıyor, Çorlu'da çıkıyor, Ankara'da çıkıyor. Şurada burada bitmiyor. Yani kötülük şöyle dolaşımda. Şimdi bu adalet talebine niye duyarsız kalıyorsunuz? Mesela siz bir kurumsunuz, devlet demiryollarısınız, Ulaştırma Bakanlığısınız ve kendinizden eminsiniz. Yani bir ihmaliniz yok, her şeyi yerine getirdiniz, o zaman niye uzatıyorsunuz davayı? Neden mesafe koyuyorsunuz? Evet veya neden yalanlar üzerine bir kurguyla başka bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz? O yalanlar ne? Tek tek anlatırım birazdan. İnsanların adalet talebinin ne kadar doğru olduğunu göstermek açısından. Şimdi Şule Çet davasında hani bireyin yaşam hakkına öyle büyük bir saldırı var ki artık o dava sadece bir cinayet davası olmaktan çıkıyor. Sosyal bir vaka haline geliyor. Yani bu ülkede özgürce yaşamak isteyen her bireyin meşru müdafaa davasına dönüşüyor. Çünkü yani orada ne işi vardı, niye bira içmişti, yok şu olmuştu, bu olmuştu. En rezaleti, en berbatı, en pesbaya ne hale düşünürse hepsi var o davada. Yani ülke ne haldeyse oraya, o davada var. Yani eğer ülkeyi bu duruma düşürmekten memnunsanız tamam bir sorun yok. Ama yok bizim ülkemiz böyle değil diyorsanız yönetenler açısından o zaman bu alçaklığa izin vermeyin. Mesela savunma hakkı böyle bir şey değil. Hani
kazanmak uğruna her şeyi yapabilme refleksi öyle bir şekilde çürütüyor ki bir toplumu, tekrar yeni bir şey kurmak artık her geçen gün zorlaşıyor. Yani bir kadın artık rahatça, özgürce sokakta dolaşamayacak hale geliyor. Yani eğer o sokaklar kadın olmazsa karanlıktır zaten. Yani buna mahkum ediyorsunuz. Karanlığa mahkum etmek için her şey yapılıyor. Bunun işte kötülüğün önünü almazsanız, yalanlarla, dolanlarla, adalet talebine duyarsız kalırsanız evler başınıza, ev başınıza çöker. İşte bir genç kız olarak da doğru bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. Ya bir gökdelenden atılırsınız, ya bir yerde tecavüz edilirsiniz ve bu ülkede bunlar yaşanıyor. Toplumsal belleklere de evet, bunlar kazanır. Evet. Yani hiçbir birbirinden bağımsız değil. Artık bağımsız düşünmenin de anlamı yok. Ve topyekun bir şekilde bu dayatmaya, bu haksızlığa karşı durmak lazım. Öyleydi. Şimdi Çorlu'ya o gün gittiğimde insanlar toplanmıştı bir arada. Yani 7 ay geçti. 7 ayda hala dava yok ortada. Bunun mantıklı hiçbir tarafı yok. Neredeyse aileler şöyle bir noktaya geldi. Hani dava açılmasına sevinecek hale geldi. Oysa olması gereken bir şey ki bu dava elindeki o kurgusal yalanlarla biriktirdikleri, kendi bilirkişileriyle oluşturdukları donelerle bile davayı açmıyorlar. Yani insanlar zaten çok büyük bir acı yaşıyor. Yakınını kaybetmiş, annesini kaybetmiş, eşini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Ve hayatlarına devam etmekte evet, de yani büyük güçlük yaşıyorlar. Devam etmek zorunda güçlük yaşarken bir de adalet peşinde koşmak Akaramı zorunda kalıyorlar. Çok, çok ağır ve sarsıcı bir şey. Bu sanki normalleşiyor. İşte oğlu trafikte 103 promilli birisi tarafından ezilip öldürülen Bora için adalet. O babanın çığlığını görmüşsünüzdür sosyal medyada. Zaman zaman da medyada yer alıyor. Yani bir adalet çığlığı o kadar bir hale geldi ki her yerden fışkırıyor. Yani sanki bir kabusun içerisindeyiz. Her taraftan bir adalet çığlığı geliyor. Üstümüze geliyor. Ya buna duyarsız kalamaz artık hiç kimse. Duyarsız kalan her kim olursa bir sonraki adımda o adalet çığlığı atacak. Ve tam da bu nedenle birbirinden ayrı değerlendirilemez duruma geliyor. Değerlendirilemez işte birbirine bağını söylüyorum. Nereden nasıl yol açtığını. Eğer siz Çorlu'daki bu yalanın dolaşımına izin verirseniz, yağıştan oldu. Bak söylüyor en çok yağmuru severdi o çocuklar diye. Ve yağmurdan diyorsunuz. Yağmurdan olmadığı her şeyiyle ortaya çıktı. Çıkmasına rağmen hala yağmurdan deyip o yalan dolaşıma sokulursa bu sefer başka yalanların da önünü alamazsınız. İşte ev başınıza çöker. Niye? Yasak kat çıkılmış, kaçak kat çıkılmış. Ve sonra da imar barışından faydalanmak için başvurulmuş. İmar barışından faydalanmak için başvurmak ne demek? O binaya dokunamazsın demek. Yıkım kararı o kadar. Yani öleceksin demek. O binanın altında kalanlar, Çorlu'da ne yaptıysa, Aladağ'da ne yaptıysa, işte Ensar'da ne yaptıysa, şurada ne yaptıysa, burada ne yaptıysa bak kendi başına geliyorsun. Türkiye'de bu bir döngü. Ve yargı aşamasında ne yazık ki başta bilirkişi raporları olmak üzere birbirine benzer gidiyor. Evet, hepsinde aynı şey var. Ama şimdi bu Çorlu artık saklanamayacak gerçeklerle birlikte o kadar çok fazla şey var ki saklanamayacak. Bir şeyi saklasa başka bir yerden bir gerçeklik çıkıyor ve önüne çıkıyor. Dediğim gibi 7 ay bunu bu hale getirdiler. İşin adli tarafı böyle. Travma tarafı daha ağır. Hani 25 tane insan hayatını kaybetti. 300'e aşkın yaralı var. Bu 300'e aşkın yaralı ne halde mesela? Hayatlarına nasıl devam ediyorlar? Evet. Bak bir tanesiyle rastladım ben orada. Diyorlar ki artık unut. Hani bununla yaşanmaz. Yani normal işte bir uzman tavsiyesi bunu unutun diyor. Nasıl unutsun? Kolu yok. O kadının kolu yok. Yerine protez takılmamış. Tek kolla. Yazıyor. Nasıl unutacak? Ve tavsiye bunu unut. Ya her baktığında onu yaşayacak çünkü kolu yok. Nasıl unutsun? Niye unutsun ayrıca? Bir başka şey yani ağırlıklı olarak çocuklar vardı bu trende. İlk kez işte trene binme heyecanıyla, coşkuyla trene koşmuşlardı. En güvenli ulaşım araçlarından bir tanesi çocuklar. Ki işte. Bir önceki programda sıklıkla da konuşmuştuk Oğuz Arda Sel'i. Evet hepsini işte sadece o değil Gülçe Dikmen.
Tek tek okuyayım isimleri. Tabii ki çocukların. Sena Köse, Beren Kurtulmuş, 6 aylık o yavru. Ömer Alperen Can, Mavi Nur Tiflis'den, Oğuz Ardasel, Bihter Bilgin. Bu çocukların her birinin büyük hayalleri vardı. Her birinin de inanılmaz öyküleri var dinlediğinizde. Hani, hani cezalandırıyorsunuz ya bu insanları. En azından bu çocukları göz önüne, gözünüzün önüne getirin. İyi de cezalandırıyorsunuz. Hani neyle sınıyorsunuz insanları? Bu büyük acıyı yaşamış insanları artık başka bir acıyla sınamak korkunç bir gaddarlık. Gaddarlık dediğim bu. Bir de bununla sınıyorsunuz. Şimdi bunlar hayatlarını kaybeden çocuklar Çorlu'da. Bir de o trende olup yaralı kurtulan çocuklar var. Onların hani yaşadıkları travmalar var. 300 aşkın kişi derken orada yine çocuklar var. Şimdi o çocukların bilimsel, psikolojik desteğe ihtiyacı var. Ve şimdi bu destek yok. Ya bunu anlamak mümkün değil. Tamam, ve bu konuda girişim de yok. Geçen geldiğiniz programda da konuştuk. Hani geçen konuştuk, hala bir şey olmadı. Mesela bu çocuklardan bir tanesi gece kalkıp sürekli ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hep artık arkadaşlarıyla sürekli kavga ediyor, uyumsuz, agresif bir çocuğa dönüşüyor. Trene binmeden önceki haliyle, trenden sonraki hali bambaşka bir çocuğa dönüşüyor. Çünkü 4 aylık da çok ağır tedavi görüyor, ağır yaralı ve bir şekilde. Ve sürekli siz beni görüyor musunuz diye soruyor. Sorusu bu. Evet. Siz beni görüyor musunuz? Gördüğünü söylüyor. Yo, ben görünmüyorum, ben öldüm diyor çocuk. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğun bu kadar ağır bir travma yaşadığı bir yerde buna şefkatli bir el dokunmak zorunda. Yani Aile Bakanlığı bunun için var. Sağlık Bakanlığı bunun için var. Başka kurumlar bunun için var. Boş ver onu, Ulaştırma Bakanlığı'nın asli işlevlerinizden birisi de budur. Çünkü sizin sorumluluğunuzda. Devlet Demiryolları aynı şekilde. Yani bu kadar güçsüz, aciz misiniz siz? Yani böyle bir adım atılmıyorsa hani, demek bunun için yoklar. Yoklar, hem de bu kadar aciz misiniz siz? Hani güçlü devlette, her şeye muktedirdi, her şeyi yapabilecek gücünüz var, dünyayı titretiyorsunuz. Ya bırak dünyayı titretmeyi, Çorlu'da bir şey yoksunuz. Çorlu'da hiçsiniz. Boş ver, dünyayı sonra titretirsiniz. Önce bunu çözün ama. Bak, bu ülkeyi yönetenler açısından durum. Diğer kesimler. Yani niye bu ülkenin psikiyatristler derneği ya da bir oluşumu yok mu? Hastaneleri yok mu? Hiçbir duyarlı insanı kalmadı. Ya diyorlar ki şöyle bir şey, bize başvurulsunlar. Ya hani bu daha ağır geliyor. Hani bunu duyduğum zaman çok da sinirleniyorum. Ne demek size başvursunlar? Ya siz gidin o insanlara. Ya gidin, dokunun o insanlara. Ayrıca başvurmalarına gerek mi var? Nasıl başvursunlar? Yani bu insanlar sanki şöyle, bütün hayatları böyle geçmiş. Bütün bu ilişkileri, yöntemleri, nereye başvuracağını falan bilen insanlarmış gibi. Hayatlarında ilk defa adliye gören insanlar çoğu. Karakol gören insanlar. Hastane belki görmüşlerdir ama bu tip şeylerle ilk kez karşılaşan insanlar. Hayatlarında ilk defa sosyal medyayı kullanan insanlar. Ya nereden ulaşsınlar size? Ya siz bir araya gelin, gidin. İşte yerleri belli, yurtları belli. Ya birisi, bir çatı bunları bir araya gelip İşte psikiyatristi, pedagogu, psikoloğu olan bir oluşum bir araya gelip bu insanlara elini uzatamıyor bu ülkede. Yani seslerini duyurmaları için ne bu yürüyüşü yapmalarına gerek var, ne o sloganları atmalarına gerek var. Ama maalesef bu tamam, bak slogan iktidardı bilmem. Ya iktidarın hoyratlığı, gaddarlığını artık tamam gördük zaten, yaşıyoruz, hep söylüyoruz. Ama sadece onlar değil, ama bunun adım atması hiç gerekenler. Kimse mi yok bu ülkede? Tabipler Odası ne iş yapıyor? Niye yok? İşte bir sürü dernek var. Psikiyatristler Derneği, Psikologlar Derneği. Hatta bunların birçoğu Avrupa Birliği ile bilmem neyle organize bir takım şeyler yapıyorlar, işler yapıyorlar. Yani Çorlu'ya ulaşabilecek hiçbir şeyiniz yok ya. Ya soru da şöyle bir şey. Sadece iktidarın gaddarlığı ve hoyratlığı üzerinden de hayat sürdürmek de çok alçakça geliyor bana. Siz dokunun. Yani hiç mi aklınıza gelmiyor ya, bu çocuklar orada, evet ölenler var. Bu sağ kurtulan çocukların içerisinde annesini babasını kaybetmişler var yanında. Başta yine sizin paylaştığınız Ersen Gül. O ayrı. Hani onun bir de bak, bir taraftan da dışarıda kalan insanla, bak yaralıları, ölüleri anlattım. Bir taraftan da bunların aileleri ne durumda? Ona bak, işte Ersen Gül ailesi. Şu anda o aile nerede biliyor musun? Hani İstanbul'dayken sütün içine su koyup çocuğuna içiren aileden bahsediyoruz.
Yetmiyor. Para yok. Yaşayamıyor. Yani trene binmeden önce kendi hallerinde bir düzeni var, bir hayatları var. Baba ortadan gidince, hayatını kaybedince... İki çocuk babası, iki çocuk, bir baba, bir anne, Ersengül, onu da söyleyeyim. Evet, birisi bir yaşında, birisi üç yaşında, iki tane çocuk kalıyor başına. Arkada kalıyor. Evet, şu anda bu aile İstanbul'da değil, biliyor musun? Nerede? Annesinin evine gitmek zorunda. Elektrik, doğalgaz, su parası ödeyemediği için, ödememek için. Ya bu hiç kimseyi rahatsız etmiyor mu bu ülkede? Yani tamam, bunu da dersin işte iktidarın hoyratlığı, gaddarlığı üzerine saatlerce konuşuruz. E bunun dışında hiç kimse yok mu bu ülkede? Yani. Yani her şey yok. Bak, bütün bence birazcık da böyle bu büyük bir yabancılaşmaya dönüştü. Yani bu çürüme sadece bir taraftan değil, bir virüs gibi her tarafa yayılmaya başladı. Yani kimse artık bir başkasının acısına ortak olmak istemiyor. Olmuyor. Ya bir yerden başlayalım. Başlasın bu. Tamam mı? Bu insanlara şefkat edip bir yerden başlasın. Büyük bir dayanışma zincirine dönüşsün. Zaten bütün bu yaşadıklarımız olmayacak. Ortadan kalkacak. Çok güçlü bir duygudur bu dayanışma duygusu. Ama bir yerden başlaması lazım. Hadi buradan Çorlu'dan başlasın. Çorlu bir milat olsun. Yani buradan başlasın. Bak burayı çözmeden başka hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. Çünkü her gün bir başka felaket üstümüze çökecek. Ve her gün bir başka felaketi konuşmaktan, unutmaktan bir başkasına hazırlanamayacağız. Ya böyle ölüyoruz işte ya. Daha ötesi ne olabilir? En kutsal haklardan birisi yaşam hakkıdır. Elinden alınıyor. Nerede başına ne geleceğini bilmiyorsun sırf bu yüzden. Ama bunun bir yerde durması lazım. Şu Çorlu bir hallolsun. Öncelikle. Hani hem davası açılsın, hem orada bir adalet sağlansın. Sorumlular hesabını versin, peşini bırakılmadan. Hiçbir başka, yani gündem değişiyor, değişecek. Değiştirilecek, uzaklaştırılacak, unutturulmaya çalışılacak. Unutma, vazgeçme. Bir de şöyle bir şey var, o insanların gündemi tek. Ya başka yok ki, yani gece gündüz uyanıp bunu düşünüyorlar. Gece gündüz o ölen insanlarla konuşuyorlar. Çünkü onların desteğe ihtiyacı var. O destek de sağlanmıyor. Bireysel belki kendileri bir çıkış yolu bulup bunu halletmeye çalışıyorlar ama yetmez yani. Bir desteğe ihtiyaçları var. Hiç o haplarla ayakta duruyor. Nasıl bu kadar ayakta kalınır ki? Yani şöyle yapıyorsunuz. Orada bir slogan var. Şeyde yürüyüşte. Burası Trakya, duy sesimizi Ankara. Ya orada evet bir yeri belirten bir şey ama bir taraftan da şunu söylüyor. Ya Trakya'da olduğu için mi bu kadar hoyrat ve gaddarsınız ya? Ya bunu söylemek zorunda bırakıyorum. Çünkü bu soruyu soracak şüpheyi gerekçelendirdiniz. Hani anlattım işte şu ana kadar. Yani bu kadar artık hani aşıyor, her şeyi aşar. İnsanlığı aşar, izanı aşar, hani vicdanı aşar, her şeyi aşıyor. Ne ki bu kadar gaddarlığın bedeli? Bak her şeyine hakimseniz, güveniyorsanız kendinize davayı sağlıklı bir şekilde yürütün. Açın davayı, sürsün. Ki bu şekilde yazılan bilirkişi raporuna rağmen en evet, azından açın diyorsun. Ona rağmen bile açılmıyor. Yani o kadar çok acayip ki bak Yağmur diyor ya orada konuşmada Zehra Hanım'ın söylediği benim yavrum en çok Yağmur'u severdi diye söyledi. Yani bu Yağmur'a yıkılıp üstü kapatılmak istenen bir dava diye başından beri ortaya çıkan gerçeklerle takip ettiklerimizle ailelerin işte gazetecilerin duyarlı sanatçıların duyarlı insanların sayesinde bu aşamaya kadar geldi ve her aşamasında da hep ellerine yüzlerine bulaştı aslında yaptıkları şey ve kurmaya çalıştıkları kurgu da ellerine ayaklarına dolandı aslında bir taraftan da bakarsak yani en sonunda Yağmur için işte orada meteoroloji mühendisleri odasının yaptığı araştırmalarda ve raporda 32 kilogram yağış düştü ve bunun da 130 yılda olan değil her 7 yılda bir tekrarlanacağı ortaya çıkmıştı ve çıkarmıştı yani somut verilerle bu. Sonra Devlet Demiryolları Genel Müdürü Meclis Kit Komisyonu'nda yağış miktarının 70 kilogram olduğunu ve bunu özel bir ölçüm istasyonundan aldıklarını söylemişti. Ve ben bunun gerçek olmadığını ortaya çıkarmıştım. Böyle bir ölçüm istasyonu olmadığını söylemiştim. Ve sonra öyle bir hale geldi ki bu yalan üzerine her şey kurulmaya çalışıldı.
Sanırım süre bitiyor galiba. Evet, bir kısa reklama gideceğiz. Hani devamını anlatırım bundan sonra ne yapmaya çalışıldıklarını. Hem bunun devamını alacağız, hem de aileleri konuştuk, tepkilerini konuştuk. Bir de Devlet Demiryolları çalışanları var. Onları da konuşacağız. Bir fotoğraf ekranlara gelecek. Mustafa Hoş onlarla da konuştu. Neler anlattığını da reklamların ardından alacağız. Lütfen ayrılmayın. Gündem özelde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Mustafa Hoş, konumuz Çorlu tren faciası. Hem ailelerle yakından temasta Mustafa Hoş, oranın tüm gerçeklerine hakim. Hem bir türlü açılmayan dava süreci diyelim artık ona. Hem bilirkişi raporu, tüm bu süreçleri Mustafa Hoş'a soruyoruz. Geçtiğimiz ay konuk aldığımızdan bu yana neredeyse hiç ilerlemenin olmadığı bir süreç anlatıyor Mustafa Hoş bize. Meteorolojide kalmıştık. Oradan devam edelim. Bu yağmur meselesi. Önemli yağmur meselesi. Her şeyi afet üzerine kurgulanmış bir üstü kapatılma davası Çorlu aynı zamanda. Şimdi bu meteoroloji raporunun alındığı, Devlet Demiryolları Genel Müdürü'nün söylediği, özel bir şirketten aldığımız dediği veriler yasal olarak yok. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürü'nün onayladığı böyle bir istasyon yok. Meteoroloji yasasına göre bu verileri açıklamak mümkün değil. Tek başına açıklaması. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gönderiyorsunuz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü eldeki verilerle karşılaştırıp o açıklayabiliyor. Hem böyle bir şey yasa dışı, öyle bir ölçüm istasyonu yok. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde onaylı böyle bir istasyon yok. Ve dedikleri yerde işte bir seracılık yapan bir şirket ve bir şey. Şimdi bu çaba hani böyle kendi kurgularına bir yalanla desteklenebilecek bir çabayı onda birini bu insanlara gösterirseler hayat daha farklı olacak. Onda birini, yüzde birini 8 Temmuz'dan önce yapmış olsalardı 25 insan hayatını kaybetmeyecekti. Yani her şeyle nereden bakarsan bak işin içinden çıkılması mümkün değil. Hala büyük bir gaddarlık ve hoyratlığın sürdüğü bir dava. Öyle ki hani yaralanlar işte ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin yaşadıklarını bitmiyor. Yani bitecek gibi de değil. Evet öyle de görünmüyor ama işte dediğim gibi bu insanlara bir başka şekilde tekrar bu cezalandırma duygusunun önüne geçilmesi lazım. Yani mahkemelerin nasıl çalıştığı, adalet kavramının Türkiye'de ne olduğu ortada. Buna rağmen o mahkemeye gidilmiyor. Yani gerekçelerin hepsinin bir anlamı yok. Ya 7 ay geçti, 7 ay boyunca hala bir iddianamenin hazırlanmamış olmasını herkesin bir soru derdinin olması lazım. Herkesin bir sorgulaması lazım bu. Yani niye yok bu diye. Sadece Çorlu'daki insanların sorgulaması yetmez buna. Herkesin. Ya dediğim gibi burada birbiri içerisine geçmiş ilişkiler, o yozlaşma, yabancılaşma ve çürüme her anlamıyla ortada. Bak TUMOB'a çok net bir soru sormuştum. Bu bilir kişiler için neden bir şey yapmıyorsunuz diye. Bu programdaydı. Evet, bu programda sordunuz. Sen de yaptığımız o programda söylemiştim. Aradan geçen bu zaman içerisinde ölü taklidi yapıyor TUMOB. Bir aya yakındır bir yanıt alamadınız. Hayır, hiçbir şey yok. Ya bana bir şey yanıt vermeleri gerekmiyor. En azından bu soruya yanıt vermesi gerekiyor. Bir işlem gerekiyor. Yapın bu adamlar için. Yasaya aykırı mı bilir kişiler? Aykırı. Bilir kişi yasasına aykırı mı? Aykırı. Etiğe, ahlaka, her şeye, gelene, her şeye aykırı mı bu adamlar? Aykırı. Aynı zamanda TUMOB'un kendi anayasası yani TUMOB disiplin bildirgesine, bilgisine, raporuna aykırı mı? Aykırı. O zaman niye bir şey yapmıyorsunuz? Kıl kıpırdama. Ölü taklidi. Şimdi bir fotoğraf gelecek. Bir de onu konuşmamız gerekiyor. Selahattin Seven ve Coşkun Yıldız. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları çalışanları. Siz bu fotoğrafı şu notla paylaşmıştınız. Selahattin Seven facianın yaşandığı hatta 30 yıl şeflik yaptı. Coşkun Yıldız ise aynı hatta makinist olarak 30 yıl çalıştı. 8 Temmuz'da ihmaller yüzünden yaşanan faciada ağır yaralandılar. Selahattin Seven eşini kaybetti. Yıllarca hizmet ettikleri TCD'de arayıp sormadı. Ya korkunç şu durum değil mi? Şimdi bu hatta yıllarca gidip çalışmış bu insanlar. Devlet Demiryolları'nda 30 yıl hizmet etmişler. Ve
Devlet Demir Yolları'nda gayet alınlarının akıyla gidip emekli olmuş insanlar. Geçmişleri tertemiz, işini düzgün yapmış insanlar ve o hatta çalışmışlar. Orada ağır yaralanıyor ikisi de. İkisi de şu anda daha önceden böyle değil. Yani ikisinin de işte bastonları var. Birbirine de benziyor zaten aynı hastaneden aldıkları için. Eşini kaybediyor Selahattin Bey. Ve aynı zamanda da birisi artık engelli. Bundan sonra hiç normal yürüyemeyecek. Çünkü düzelmiyor kaza. Hayatını öyle devam etmek zorunda kalacak. Diğerinin tedavisi sürüyor. Ağır tedaviler devam ediyor. Aradan 7 ay geçiyor. Bu 7 ay süresince... Ya kendi mensubunuz en azından. Ya bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulmaz mı? Ya çok insani bir şey değil mi bu? Bu nasıl bir kurum haline geldi ki bunu bile yok sayıyorsun? Kendi çalışanlarına dair. Görmezlikten geliyorsun. 30 yıl hizmet etmiş insanlar. Hani diğerlerin hadi neyse. Hani bir mesafe koyuyorsun işte saklayacak çok şeyin var, koruyacak çok şeyin var. Ama bu kadar insansızlaşır mı ya Devlet Demiryolları? İnsafsızlaşır mı bu kadar? Al işte örneği ikisi. Yani bu insanlara gidip neyiniz var? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yardımcı olabilirsiniz. Ne isteyecekler ki sizden? Sadece sağ olun derler bu insanlar. Çok da kalender insanlar hepsi. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz der. Bir çay ikram ederler. Oturup biraz sohbet edersiniz. Ve bunu yaptığınız anda şu insanların hayatlarına bak. Ya şu insanın yüzleri gülmüyor. O kadar mutsuzlar ki. O kadar büyük acı çekiyorlar ki. Sadece faciadan yaşanan değil. Bu tavra, bu insansızlığa, bu insafsızlığa çok kırgınlar. Yani şu insanlara bir geçmiş olsun deyip, bir başınız sağ olsun deyip, bir şeye ihtiyacınız var mı demek bu kadar zor olabilir mi? Biri nasılsın demek. E nasılsınız de. Ya ne işiniz var ki o gün daha çok? Hani ne yapıyorsunuz? Mesela bugün Devlet Demir Yolları'nda ne yaptınız ki bugün? Ne yaptınız mesela bugün? Sadece bilet paralarını sayıyorsunuz. Ama 30 yıl bir fiil çalışan bu iki emekli insan neler yaşadıklarını bugün tahmin edebiliyoruz. Ediyoruz ya, görüyoruz da zaten. Yani bu insanlara dokunmak bu kadar zor olabilir mi? Sayın bilet paralarını, ne kadar çok kazandınız. Ya kanlı o paralar ya. Kan var üstünde. Bu insanların ahı var aynı zamanda. Yani anlaşılır gibi değil, inanır gibi değil. Bu çok önemsiz gibi görülebilir. Hani ne olmuş ya orada işte yaralanmışlar, işte tedavi ediyorlar. Bilmem ne. İşte bu hoyratlık bizi çürüten bu. O insanlara dokunmuş olsan ya da ben aslında yaşamıyorum, ölüyorum diyen o 10 yaşındaki çocuğun hayatına dokunmuş olsanız en azından geleceğini kurtarmış olacaksınız. Sadece küçücük bir dokunuşla bir sürü şey değişebilir. Hani büyük büyük hayaller, büyük büyük şeyler yapmaya gerek yok. Bazen çok küçük şeyler çok büyük sonuçlar doğurabilir. Ama bu hoyratlık, bu gaddarlık bu ülkede dalga dalga yayılıyor. Herkese esir oluyor hocam. Mustafa Hoş, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çorlu davası gerçeklerini konuştuk. Geçtiğimiz ay da konuşmuştuk. Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Mustafa Hoş ne zaman çağırsak geldi, burada anlattı bu kitabı, davayı. Çorlu davası gerçeklerini. Davası gerçekleri demek de aslında biraz da yavan kalıyor. Çünkü açılmış bir dava yok. Aylar geçti. 8 Temmuz'da... yaşanan bir facia var ve o faciadan geçen aylar, ailelerin yaşadıkları ortada ve bugün itibariyle geldiğimiz noktada biz hala ailelerin çığlıklarını biraz olsun ulaştırmaya çalışıyoruz. Mustafa Hoş, burada sizi konuk etmek hem onur verici bir meslek büyüğümüz olarak. Burada konuk alacağımızı duyan bir sevgili arkadaşımız Murat Dural. Bu kadar yakından takip ettiğiniz bir dava içinde ayrıca bir teşekkür niyetiyle de Fenerbahçeli olduğunuzu da bilerek Lefter kitabını size imzalayıp hediye olarak gönderdi. Murat, çok sağ olsun. Ya ben kendim alıp Murat'a sürpriz yapıp imzalatacaktım. İlk imza gününe katılmayı düşünüyordum yani sürpriz yapmak için. Çok sevindim. İkimizin de Fenerbahçeli olduğunu bilerek. Eyvallah, hem de o da elinden çok geldiğince sosyal medyada takip ediyor bu davayı. Hem selamlarını gönderdi hem çok de selamlar. Her çağırdığınızda geliyor Mustafa Hoş bunları anlatıyor. En azından bu sefer geldiğinde ben de bir hediye sunmak isterim dedi. Çok biz de sadece çok aracı ederim. Olduk. Çok teşekkür ederim. Gündem özelde bugün Çorlu davası gerçeklerini konuştuk. Süreci Mustafa Hoş'u burada konuk ederek, haberlerin peşinde giderek bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gündem özelde konuşmaya, konuşturmaya, soruları sormaya ve yanıtlar almaya çalışmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.